Ee, öyle ya da böyle açığı kapatmak için hepimizin tüyünü adeta yoluyorlar maalesef. Peki artan hayat pahalılığı karşısında herkes elini cebine atıyor. Cep delik, cepgen delik. Para yok, nakit yok. Ama ne var? Kredi kartı var. Kaç tane kredi kartın var? Beş mi? O nasıl kredi kartı deyip şöyle odun alıp gideceğim. Beş tane kredi kartı olur mu ya? Ne yapıyorsun beş tane kredi kartıyla? Mecburiyet. Tabii ki yani insanımız herkes mecburiyet içerisinde efendim. Üstelik o kredi kartıyla bu kredi kartı kapatılıyor. Öbür kredi kartıyla kapatıldığı zannedilen kapatılıyor. O kapatılanla bu kapatılıyor derken başı dönüyor kredi kartlarının. Ve şimdi ve şimdi bakın. Bankalara olan borcumuza bir bakalım mı? Bir yılda yüzde %67 %67.6 artan borcumuz bankalara. Çok şükür bankalar o kadar rahat ki en büyük kar açıklayan bankalar. Eğer ki bir ekonomik sistemde bankalar bu kadar kar ediyorsa kimin vay haline? Heh, evet. Hepimizin vay haline. O zaman bankacılık denetleme ve düzenleme kurulunun paylaştığı verilere şöyle bir bakalım. Neden bakalım? Derinlemesine dikkatle bakalım. Çünkü Türkiye'nin yarısından fazlası borçlu. Çok kötü durumdayız. Devamlı kredi çekmek durumda kalıyor işim. Hayat pahalılığına ne maaş yetiyor ne de kredi kartları geçim derdinde çare oluyor. Çıkmaza giren bankalara mahkum oldu. Tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları Mart sonu itibariyle 3 trilyon 100 milyon liraya yükseldi. Türkiye'nin neredeyse yarısı borçlu hale geldi. Şey ölmüş ya. Erkonomi bitmiş ölmüş ekonomi bitmiş ekonomi bu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı son bir yılda %67,6 arttı. Geçinemeyen borcunu borçla kapatır oldu. Benim 22 23 bin lira borcum var. Yapacak bir şey de yok. Çünkü emekli alıyorum 10 11 bin lira maaş. Çekilen kredi miktarları geçen seneye göre katlandı. Kredi kartı harcamaları ise 577 milyar liradan 1 trilyon 376 milyar liraya yükseldi. Son bir yılda 2 milyon kişi borçlandı. Yani Türkiye'de artık 40 milyon kişi borçlu. Vallahi ülke batmış. Ne düşünün? Geçinemiyoruz canım. Borçları da ödeyemiyoruz. Bir emekli maaşı 10 bin lira nasıl geçinebiliriz? Bardak çay içemiyoruz dışarıda. Gerçekten yani bir, bir şey alamıyoruz korkusunda. İnsan yani zor geçiniyor yani. Ne yapsınlar? Yükleniyorlar karta, yükleniyorlar karta. Mutfaktaki yangını söndürmek için kredi çekti tüketici. Her kredi hayat pahalılığı karşısında o yangını daha da körükledi. Sadece kredi çektim. Maaş yeterli olmadığı için emekliyim. O yüzden mecbur yukarıdakilerin düzensiz ekonomiyi yönlendirmesinden kaynaklanıyor hep. Yani borçla borcu kapatmak zorunda kalıyoruz. Özü o ablamın söylediği. Borcu borçla kapatmak zorunda kalıyoruz. Borç borçla kapanmaz efendim. Borç borçla katlanır. Çünkü siz bir borcu kapatırken bu taraftan borç alıyorsanız bunu kapattığınızda burada borç biraz daha şöyle büyür. Sonra bunu kapatmak için daha fazlasını alırsınız. Bu tarafı kapatırsınız. Büyür. Bak, ekrandan çıkıyor kollarım artık. Böyle verir adeta. Göremezsiniz borcun boyunu. Sonra borç yen kesesinden. Borç yiğidin kamçısıdır. Var ki harcıyorsun durumudur. Ama işte vaziyet hiç de öyle değil. Hele hele kredi kartlarını bilmiyorum harcamalarınızı mutlaka ekstreleri falan kılı kırk yararak takip ediyorsunuz. O ekstrede tamamını mı kapatıyorsunuz yoksa asgari ödemelerle mi şöyle devam edebiliyorsunuz? Ağırlıklı olarak insanımız kredi kartıyla ilgili olarak asgari ödemelerle yoluna devam edebiliyor. Asgari ödüyor. Mesela 2 lira asgari ödemesi var. O ay diyor ki iyi neyse kredi kartı borcunu hiç değilse ödedik. Aslında kredi kartı borcunu falan ödemedi. Asgarisini ödedi. Bankalar da zaten diyor ki oh ne güzel asgarisini ödedi. Çünkü ana borç, ana borç orada duruyor. Ana borç üzerinden faiz işletiyor. Ertesi ay asgari ödemeler giderek şişiyor. En sonunda diyorsunuz ki ya bunun asgarisi bile acayip bir yere geldi. Asgari oldu azami ben nasıl ödeyeceğim Niyazi. E çünkü hepimiz borç karşısında adeta niyazi durumuna geliyoruz efendim. Milyarlarca lira borcumuz var. Borçla dönen bir ekonomi söz konusu insanımız için. E yukarıdan eğer borçlanma başladıysa aşağıya doğru da o borçlanma devam edecek elbette. Yaklaşık 500 milyar dolar borcumuz var. 500 milyar dolar işte bürüt borç stoku o stoku bu, bu falan filan derken 500 milyar dolardan bahsetmek Mümkün e, vatandaşın borcu, kamunun, özel sektörün derken borç içerisinde yüzüyoruz adeta ekonomi. Her şeyden önce ilk sırada konuşmamız gereken efendim. Diyeceğim var ekonomisi sağlam olmayan, ekonomisi yolunda tıkırında olmayan hiçbir noktada şöyle huzurlu olamaz. Ülkeler bazında, bireyler bazında milletler bazında, insan bazında ekonominiz sağlam olacak. Ekonominizin sağlam olması için de her şeyden önce demokrasinizin şöyle işler olması lazım, hukukun üstünlüğü olması lazım, kanunlar uygulanmalı, anayasa baş üstünde tutulmalı, anayasaya göre her şey şöyle yapılmalı ama biz de en baştan başlayalım. Anayasa rafa kalkmış, ee, Hukukun üstünlüğü tartışılıyor. Yargı bağımsızlığı tartışılıyor. Kanun kanunlara uyma, mevzuatlar. Canı çektiğinde bir imza hop mevzuat değişti. El kaldır, indir. Kanun oradan oraya götürüldü. Dışarıdan yatırımcı böyle bakmaya devam ediyor. Bu ekonomik koşullarda peki ne olur acaba? İşte seçim sona erdi. Yerel seçim. Ekonominin direksiyonuna Yeni bir isim geçmeyecek. Yani birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Oradan bir ekonomi kurmayını getirin. Hadi bakalım ekonominin direksiyonuna oradan birini oturtalım denmeyecek. Hani bu yerel seçimlerde belediyeleri sonuç itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı kazandı. Evet 35 büyük şehrin ağırlıklı ekonominin şekillendiği o illeri Cumhuriyet Halk Partili isimler yönetecek ama... Merkezi hükümet ekonomi politikalarını rasyonel politikaları sürdürmeye, Türkiye modelinden farklı bir modele doğru yürümeye devam edecek. Peki bu ekonomik krizde ya da psikolojik olarak ifade edilen bu ortamda ne olur? Kim buralardan çıkarır Türkiye'yi? Soruları gündemde. Yani seçim sonrası bunlar konuşuluyor. Bu seçimin etkisi 2028'e nasıl yansır, 2026'da erken seçim olur mu? Ekonomik koşullardan söz ettiğimizde bu kaldırılamaz, bu yürütülemez, buhran haliyle bir erken seçim resti olur mu, olmaz mı, vatandaş ister mi? Bunların her biri masanın üzerinde.